Start hakem emrine girdiler. Start verildi ve internasyonel Malazgirt koşusu başladı. Tamerhan Akaraca 1,5 boy. 1 numaralı beyefendi ise 4 boy sonra koşuya başlarken iç kulvardan 3 numaralı Yelhan koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Hemen dışından 6 numaralı Benkar onu bırakmıyor. İki at arasındaki liderlik mücadelesi sürerken bunların 1,5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda Sevim abla, dışında 5 numaralı Altağ şeklinde bin startı geçilirken iç kulvarda 3 numaralı Yelhan grubun önünde, fark yaklaşık 1 boy. Dış kulvardan şimdi 5 numaralı Altağ'a atak yaparak 6 numaralı Benkar'ın yanından ikinciliğe giriyor. Benkar'ın yarım boy kadar dışına da şimdi 7 numaralı Tamerhan'ın geldiğini görüyorum. Son viraja doğru geliniyor. 3 numaralı Yelhan koşunun lideri ama hemen dışından 5 numaralı Altağ, bunun dışından 7 numaralı Tamerhan, aralarından şimdi orta kulvarda Benkar. Son virajı dönüyorlar. Orta kulvarda koşunun liderini Yelhan yapmaya çalışırken en düş kulvardan şimdi 7 numaralı Tamerhan geliyor. 5 numaralı Altağ ile birlikte Yelhan'dan ayrılıp birincilik mücadelesi yaparlarken gerilerden 4 numaralı Akaraca'nın da ataklarını görüyorum. En düş kulvardan 2 numaralı Caş'la birlikte orta kulvarda 5 numaralı Altağ koşunun liderini alıyor. Dışından 4 numaralı Akaraca geliyor. Son yüz geçiliyor. İç kulvarda Altağ, orta kulvardan 4 numaralı Akaraca geliyor. En düş kulvardan 2 numaralı Caş'ın da atakları var. Yarışın son metresi kritik bir bitirişle sonuçlanıyor. Malazgirt koşusu. Evet sayın yarışseverler, kim kazandı? Caş mı yoksa Akaraca mı? Buna varış hakemleri karar verecekler. 5 numaralı Altağ koşudan 3. olarak ayrılıyor.